Merhabalar, bu dersimizde Delta PLC'de kullanılan özel modüllere giriş yapacağız. Sadece bu bir giriş videosu olacak. Şimdi özel modül nedir? Special modül olarak geçer arkadaşlar. Karşımıza bu ifade gelebilir. Special modüldür bunun İngilizcesi de. Şimdi bu special modüller analog giriş modülü olabilir. Analog girişler ve analog çıkış modülü olabilir. Ve analog giriş çıkış modülü olabilir. Nasıl bir ayrım vardır burada arkadaşlar? Mesela şöyle bir ifade görürsünüz. AD derler. Bu işte analog olarak girer ve içeride dijital olarak kullanılan modüldür. Yani analog giriş modülüdür. Bir de DA olarak görürsünüz. Dijitalden analoğa. Bu da nedir? Analog çıkış modülüdür. Bir de arkadaşlar ikisini birden sağlayan hem AD hem de DA olan modüller vardır. Yani iki opsiyonu da üzerinde tutabilen modüller vardır. Onlar da analog giriş çıkış modülleridir. Şimdi TC nedir? Termokupuldur. Termokupul sıcaklık modülü vardır. Bir de PT sıcaklık modülü vardır. Arkadaşlar termokupul ve PT dediğimiz PT 100, PT 1000. Bunlar arkadaşlar nedir? Bizim sıcaklığı ölçtüğümüz sensörler diyebiliriz bunlara. Şimdi bunlar ayrı ayrı ikiye ayrılmıştır aslında Delta'da. Termokupul için ayrı bir sıcaklık modülü ve PT 100, PT 1000 için ayrı bir sıcaklık modülü bulunmaktadır. Bir de pozisyonlama modülleri vardır. İşte positioning modüller vesaire. Bunlar arkadaşlar hepsi aslında özel modüldür. Tabii benim bu söylediklerimi istinaden özel ekstra modüller çıkıp mesela bir modül vardır. Hem termokupulu hem de PT100'ü bağlayabileceğimiz bir modüldür. Şu an böyle istisnalara girmiyorum. Kabaca aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Özel modül denildiğinde PLC'deki yani CPU üzerinde arkadaşlar hani bizim işte girişlerimiz, çıkışlarımız vesairenin dışında özel uygulamalarımız işte analog ya da sıcaklık ya da pozisyonlama gibi özel işlemler yaptığımız, özel uygulamalar için kullanacağımız modüller aklımıza gelmeli. Bu videoda önemli olan şey şu, PLC sağ tarafına toplam, yani şu bizim CPU'muz, bu CPU diyelim ki 28SV CPU'su, bunun sağına, karşıdan baktığımızda yani sağa doğru arkadaşlar toplamda 8 adet modül bağlanabilir. Bu modül, ilk modül, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Toplam 8 tane modülü takabiliriz buraya. Ve zaten şöyle önemli bir konu daha var. Ben buraya 1 yazdım ama bu kafanızı karıştırmasın. Bu 0. modüldür. Yani ilk modül 0'dan başlar. Bu 0. modül. Bu 1, 2 numaralı modül, 3 numaralı modül, 4 numaralı modül, 5 numaralı modül, 6 ve 7 numaralı modül olmak üzere toplam 8 adet özel modül bağlanabilir. Kabaca special modüller ya da özel modüller bunlardır. Ve bilmemiz gereken önemli konu 8 adet toplamda sağ tarafına bir CPU'nun modül bağlanabileceğidir. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar from ve to komutları ve ardından özel modüllerdeki işte işlemler bağlantılarla devam edeceğiz. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.